Uyanık şey senin. Sen bakma bunun iyilik meleği gibi takıldığına. Fırsatını bulsa hepimizi sepetler. Saltanatınız da çok kısa sürdü Melek Hanım. Hay Allah'ım ya. Ay Melek gözüm seveyim, sakin ol. Ya uyma sen şuna. Şimdi onun yanında olanlar sonra çok pişman olacaklar, haberiniz olsun. Ne oluyor ya? Yarım saattir dışarıda telefonla konuşuyorum. Halledemediniz mi? Bu Melek denen kadın burada olduğu sürece hiçbir şeyi halledemeyiz. Ay bir de tutmuş bunu ustabaşı yapmışsınız. Yapmışım yapmamışım. Sana mı soracağım? Ay canım, iki günlük adama koskoca atölye mi emanet edilir aşk olsun? Bahriye Hanım, sen bana hesap mı soruyorsun? Onu çekip gitmeden önce düşünecektin. Ay gittim ama geldim işte, buradayım. Oho! Atı alan çoktan Üsküdar'ı geçti Bahriye Hanım. O ne demek? Ustabaşı Melek. Ha, işine geliyorsa işçi olarak gelir çalışırsın sen de. Şuna bak şuna. Bahriye resmen mosmor oldu. Sence kabul eder mi Cevher Bey'in teklifini? Olursa bırakmaz burayı. Aa, niye be? Göbeği bir mi kesildi bizimle? Oh Bahriye. Nasıl da iyi geldi bir bilsem. Sihirlidir benim ellerim. Öyleymiş hakikaten. Sen işini biliyorsun Bahriye Hanım. Ne zaman istersen ne yaparım? Başka neler geliyormuş bakayım senin o güzel ellerinden. Ay aşk olsun, utandırıyorsun beni. Utanacak ne var Bahriye? Biz bizeyiz şurada. İşte Suna. Hı? Ne dersin, sence kabul eder mi Cevher Bey'in teklifini? Bilmem, hayırlısı. Bahriye? Verdin mi kararı? Tamam. Cevahir Bey. Sizin dediğiniz gibi olsun. İyi, tamam. Oyalanma hadi. Bak, bir sürü iş birikti. Otur çalış sen de. Bir daha kavga gürültü istemiyorum ben. Bin tane işim gücüm var benim zaten. Sizle mi uğraşacağım? Hiç tahmin etmezdim. Nasıl olacak o? Oturup bizimle mi çalışacak şimdi? İyiyim anneciğim, iyiyim bir tanem. Merak etme sen.